Posta gazetesi. Gelin şimdi sıradaki haberlerimizle devam edelim. Malum seçim sürecine girdik artık. YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamıştı. 18 Mart itibariyle itibariyle artık başlıyor seçim takvimi. Şimdi bakalım e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın da 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının ilan edilmesinin ardından ilk röportajını sözcüye verdi. Gazeteci Aytunç Erkin'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu altılı masa nasıl e, dağıldı, neler oldu, nasıl oluştu diye bu konularda Yanıtlar verdi. Dış mihraklar iddialarına yanıt verdi. Ayrıca süreç içinde Beşli Çete ve finans çevreleri tarafından örülen duvarlarla ilgili de konuştu. Adaylıktan sonra ilk kez Sözcü'ye konuştu. Ucu nereye giderse gitsin 418 milyar doları geri alacağım dedi. Bakın bu ülkenin 418 milyar doları çalınmış. Kim çaldı? Nasıl çaldı? Ortaya çıkacak. Ortaya çıkmakla da kalmayacak. Her kuruşu geri alınacak. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk röportajını sözcüye verdi. Gazeteci Aytun Çerkin'in sorularını cevapladı. Altılı Masa'nın nasıl kurulduğunu anlattı. Yağma düzeni, nepotizm, kayırmacılık son bulacak. Kesinlikle hukuk içinde yapılması gereken ne varsa yapılacak. Bunun önünde durmak isterlerse kendileri bilir. Tercih onların. Altılı Masa'nın sadece iktidarı yermek için bir araya gelmediğini belirtti. Demokrasiye inananlarla kimseyi ayırmadan ve ötekeleştirmeden birlikte olma arzumuzun bir sonucu Altılı Masa. Bu bağlamda Altılı Masa'nın tek bir mimarı yok. Aksine karşılıklı olarak birbirimize uzattığımız elleri havada bırakmayan topyekün bir kararlılık var. Kılıçdaroğlu, Erbakan'ı anma toplantısına katılmasının önemine vurgu yaptı. Çok tepki gördüklerini söyledi. Ama o buluşmanın altılı masa için bir milat olduğunu ifade etti. Bu hedefin daha da ötesinde, bu hedeften daha da önemli ve anlamlı olan bir amaç için bir araya geldik. Bu amaçla Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında demokrasiyle taşlandırmak şeklinde özetlediğimiz hedefti. Yoksa mevcut siyasi iradeyi demokratik seçimler yoluyla yenebilirsiniz. Kılıçdaroğlu, önce 15 Temmuz FETÖ darbe girişimindeki sergilenen ortak duruşun, ardından 16 Nisan 2017 anayasa referandumundaki hayır buluşmasının tüm ezberleri bozduğunu söyledi. Adalet yürüyüşünü anlattı. Bu tepkiler sadece CHP'ye ve bana yönelik olmadı. Saadet Partisine ve değerli Genel Başkanı Temel Bey'e yönelik de oldu. Ancak biz bu tepkilere rağmen orada bulunmanın doğruluğundan karşılıklı olarak hiç şüphe etmedik yürüyüşün sandığa yansıdığını da belirtti. Bakın adalet yürüyüşüne Ankara'nın Çankaya ilçesinden başladık. İlk geceyi Yeni Mahalle Belediyesi sınırları içinde geçirdik ve sonrasındaki yaklaşık 23 gün süresince tek bir CHP'li belediye yoktu yolumuzda. Elbette halkımızın büyük bir katılımı, yürüyüşümüze yönelik ilgisi vardı. Ancak çok daha önemlisi Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşümüz boyunca geçtiğimiz yerleşim yerlerinin değerleri, sakinlerinin bizi doğrudan tanımış olmasıdır. Türkiye'nin en önemli karayolu hattını kullanan milyonların bizi tanımış olmasıdır. Daha da önemlisi olağanüstü hal koşullarında gerçekleşen bu yürüyüşümüz topluma umut verdi. Hak, hukuk, adalet sloganı tüm ideolojik duvarları yıkalıcı olarak yıkan bir sembole dönüştü. AKP ve MHP'nin dış mihraklar iddialarına yanıt verdi. 2018 seçimleri de bu kapsamda önemlidir. Asıl kaybedenin Erdoğan olduğunu söylediğimde bana kızanlar, 2018 seçimlerinden sadece 9 ay sonra, bir yıl bile değil 9 ay sonra Türkiye'nin neredeyse tüm metropollerinde AK Parti'nin yenildiğini unutmasın. Bu yenilgi aynı zamanda mevcut siyasi iktidar içindeki vicdan sahibi isimleri de harekete geçirdi. Bu süreçte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin kuruluşları gerçekleşti ve gördük ki bu güzel ülkemiz için düşlerimiz ortak. Kılıçdaroğlu, tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğini söyledi. Topluma verilen bir söz olduğunu vurguladı. Mihrak odak demek ve bizim anlaştığımız tek odak var. O da milletimizin vicdanıdır, milletimizin ferasetidir. Dolayısıyla AK Parti MHP ikilisinin bu türden iddiaları lafı güzaftır ki bence kendileri de bu gerçeği biliyor. Bu ülkenin her bir karış toprağı, kentleri, sokakları, okulları, meydanları terörden, yeraltı suç örgütlerinin hakimiyetinden kısa sürede temizlenecek, göreceksiniz.